Salih Tuna, partimiz baraj altında kalmaya karar vermiştir. Kim ne derse desin, Türkiye'nin MHP'ye her zaman ihtiyacı var, MHP'nin de daha tutarlı yönetilmeye. Yanlış anlaşılmasın Sayın Bahçeli, şimdi yediğin MHP'yi son derece sorumlu yönetmiştir özellikle netameli dönemlerde veya kritik eşiklerde Türkiye'nin huzur ve istikbalini günlük politik çıkarlara tercih ettiğini göstermiştir. Mesela Aydın Doğan'ın hürriyetinin 411 el kaosa kalktı manşetini atmasına neden olan o 411 elde, AK Parti'nin yanı sıra MHP'nin milletvekillerinin de eli vardı. O eller malumunuz başörtüsüne özgürlük için kalkmıştı. Mesela Abdurrahman Başsavcım'ın arza endam ettiği dönemde Sayın Bahçeli, Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı olduğunu belirterek AK Parti'nin kapatılmasına karşı çıktı. Bu da nereden bakarsanız bakın Erdoğan'a ihtiyaç var demekti. Esasında Mahut kapatma davasının esas hedefi Erdoğan'ı siyasi yasaklı hale getirmekti. Mesela gezi gericiliğine ülkücülerin katılmasına onca tazike rağmen engel oldu. Bu ve buna benzer tavırları da koltuk değneği suçlamalarına neden oldu. Halbuki Sayın Bahçeli Türkiye'ye karşı devreye sokulmak istenen uluslararası planı fehmetmiş, ona göre de tavır almıştı. Siyasi rakibi olan Sayın Erdoğan ve AK Parti umurunda değildi. Gel gelelim. Irkçı Siyonist Network'e mündemiş, iç ve dış dinamiklerin bir an evvel Erdoğan'dan kurtulma hedefi muhalefete çok daraltılmış bir alan sundu. O kadar dar bir alandı ki bu, kendisine muhalif diyen birçok insan evladı bu alanda kalabilme uğruna kendine jilet atıyor veya siyasi sapık haline geliyordu. İçlerinde bugün Erdoğan'a saldırmak için ne yaptın dercesine güne başlayanlardan biri Barış Erdoğan'a yarıyor diye dağlara vurmuştu. Şimdi de savaş yarıyor düşüncesiyle barış istemeye başladı. Gerçekten de çok dar bir alan bu. O kadar ki Sayın Sümeyye Erdoğan'a alçakça iftira atmayı bile muhaliflik zannetmek ancak bu dar alanda mümkün olabilirdi. Çoğulculukla hiçbir şekilde tahammülü olmayan o kadar dar bir alan ki bu, Yalçın Küçük Doğu Perinçek'i Erdoğan'cı ilan etti, varın gerisini siz hesap edin. Bu dar alanda yer almayan herkesi Erdoğan ve AK Parti yandaşı diye yaftalayan faşizan mahalle baskısının nasıl dayanılmaz boyutlarda seyrettiğini görüyorsunuz. Sayın Bahçeli de 7 Haziran'dan sonra bu baskıyı alabildiğine idrak etmeye başladı. Yine de seçimin hemen ardından en net ve en akılda kalıcı tavrı ortaya koydu. AK Parti ve CHP'ye koalisyonu siz kurun ben ana muhalefet olacağım dedi. Koalisyon kuramıyorsanız elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız olmuyorsa da erken seçime gideriz diye de ilave etti. %60 blok baskısını devreye soktular. Ne ki Bahçeli direndi. Hatta Kılıçdaroğlu vekaletiyle HDP'nin teklif ettiği başbakanlık rüşvetini bile elinin tersiyle itti tüm ümidini AK Parti CHP hükümetine bağlamıştı. CHP koalisyondan ziyade AK Parti üzerinden adeta vesayet kurmak isteyince haliyle olmadı. Zaten gerek CHP ve gerek de AK Parti seçmeninin bu koalisyonu istemediği tüm anketlerde tebarüz ediyordu. Uzun lafın kısası tek alternatif AK Parti MHP koalisyonu kaldı ama bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli kabul etmedi etmediği gibi dışarıdan desteğe de yanaşmadı. Yanaşmadığı gibi birkaç ay evvel alternatif olarak dillendirdiği erken seçime de karşı çıktı. Elini değil gövdesini taşın altına koyacağını söylemişti. Seçim hükümetine karşı çıkmakla kalmadı. Bakanlık teklifini kabul eden partisinin kurucusu Türkeş'in oğlu Turul Türkeş'i hain ilan etti. Lafı hiç dolaştırmadan söyleyeyim. MHP'nin baraj altında kalma riski belirdi. Yani Dim pirince giderken evdeki bulgurdan olma riski söz konusu ki ben MHP'nin baraj altında kalmasını asla ve kat'a istemem. Bu da takdir edersiniz ki Sayın Bahçeli ve MHP'den ziyade Erdoğan ve AK Parti düşmanlığıyla malül çevreleri derin endişelere gark edecek bir durum. Çünkü nasıl ki HDP'nin baraj altında kalması AK Parti'yi tek başına iktidar yapar, MHP'nin de baraj altında kalması AK Parti'yi tek başına iktidar yapar. Bu durumda Sayın Bahçeli'nin boğazda oturan viskisini içip HDP'ye oy veren şerefsizler dediği zevata iş düşüyor. Emanet oylarının bir kısmını MHP'ye yönlendirmeleri gerekiyor. HDP %13'ü ne yapacak, %10 neyine yetmiyor düşüncesiyle HDP'li seçmenin MHP'ye oy vermesi için uğraşmak zorunda kalacaklar. Burada da iki risk var. Birincisi MHP'yi kurtarayım derken HDP'yi baraj altına alıp bırakabilirler. İkincisi de Sayın Bahçeli kabul etmeyebilir. Nasıl mı? Nasıl olacak? Boğaz'da oturup viski içerek HDP'ye oy veren şerefsizlerin oyuyla barajı aşacağımıza baraj altında kalmayı tercih ediyoruz der. Diyemez mi? Salih Tuna, Yeni Şafak.